Hello everybody, so I'm Josh again here in Tonguch Academy with present continuous tense, and Tonguch is my guest today. What you did, my friend? Are you okay today? What you gonna tell me about yourself and your personality, maybe your psychological situation? How are you doing? Hocam psikopat mı dediniz bana? I'm sorry but I really can't understand what would you say in you're speaking hocam, Arabic. Hocam birazcık Türkçe konuşalım. Lütfen hocam, lütfen Türkçe. Tamam. Present continuous tense yapıyoruz bugün. Tamam hocam. Present continuous tense şimdiki zaman yapıyoruz, tamam mı? Tamam hocam. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Vakit kaybetmeden hocam, başlıyoruz. Present continuous ne demek ki? İzle bak göstereyim sana. Present continuous şu anda olanı anlatıyor. Evet. The phone is ringing right now. Şu anda telefon ne yapıyor? Çalıyor hocam. İşte bu kadar. Telefonun çaldığını şu andanı bana ne gösteriyor? Is ve ing. Bitti. Bu kadar mı? Bitti mi? Is ve ing. Bitti bu kadar. Tamam. Yoruki işte. Tamam işte hocam. Bu kadar. The phone is ringing. İzle. Elimde emizar var. Evet hocam. Arkadan gelen fiili bir ing çakıyorum arkadan. Ing. İngi çakıyorum. Bu kadar. Fiilin tamam arkasına hocam. İng çak. Dikkatli çak. Pekala. Something is happening now. İşte bir şeyler şu anda oluyor. I'm working. Ben çalışıyorum. Evet Tonguç hocam. Is working. All students are working right now. Biz şu anda çalışıyoruz I kardeşim. I am working. Bölme beni. Pardon İzle hocam. Şimdi. Present. Now. Biz buradayız. Şimdi. Burası senin geçmişin. Burası senin geleceğin. Geçmişinden başlatma beni. Şimdi diyorum ki şu kısımda. Anlaştık evet mı? I'm drinking coffee. Ben şu anda ne yapıyorum? Çay içiyorum. Çay, kahve içiyorsunuz. İşte bu kadar. Çay içiyorum, kahve içiyorum. Emizar artı ING yoru verdi mi? Geçmiş olan. Veriyor hocam demek ki. Mükemmel. Anladık mı? Yavaş yavaş anlıyorum hocam. O zaman özne ve fiil kullanımlarını gösterip geçiyorum. İzle. Tamam hocam. The present continuous is. Ayı biliyorsun. Ayı mı? Hocam, tamam orası biraz, yani? Orası hakikaten biraz tuhaf oldu. Tamam tamam. Ay öznesini emle. He, she, it tekillerini izle. Evet. We, you, they. Bak we, you, they. Çoğullarında are'la kullandın mı? Hocam you ama sen demek değil mi? Şimdi şöyle. İngilizce'de sen ya da siz yok. How are you? Siz nasılsınız? How are you? Sen nasılsın? You. İkisi aynı şey yani. You tekil ya da çoğul. Arı kullan bitsin. Arı mı kullanıyoruz? A. Ayı, tabii, arı. Tabii Türkçe biraz tuhaf oluyor. Peki hala. A. Like, M is A. M is R. Evet, peki hocam bir şey söyleyeyim. Söyle. ing dediğimiz eki mutlaka koymak zorunda mıyız? Kesinlikle. Neden biliyor musun? M is R fiil üzerindeki ing ile birleşince Türkçedeki your ekini alıyor. I am working. Mükemmel. Mesela şunu izle. I am speaking. You... I am listening. Mükemmelsin. Oha, ben konuşuyorum. Sen ya. Dinliyorsun. Süper kaldır. Şimdi anladım hocam. Hazır mıyız? Ama şu anda yapıyoruz değil mi? Şimdi mesela Kübra bacımızın olayına bir bakalım mı beraber? Hocam Kübra bacımız İngilizce mi okuyor gazeteyi? Hani burada çok ben bir... elit bir arkadaş gerçekten. Elitan. Peki hala. Kübra is reading a newspaper. Newspaper ne demek hocam? Newspaper. Aslında bunu sadece paper olarak da kullanabiliyorsun. Ha. Haber anlamında kullanmış. Bak haber... sayfaları. Gazete. Newspaper. Gazetede o. Doğru mu? Evet, süpersin. Hocam. Kübra şu anda ne yapıyor? Newspaper. Gazete okuyor. Mükemmel. Şu anda olduğunu nereden anladım? Görüyorum hocam. Gördüm. Hayır be bir dakika dur cümleye bak. Ha is ve ing var hocam. Ing'den anladım. Kaldıralım. Is ing. Yenisi gelsin. İşte şaşırmış bir arkadaş var burada. Bu senin kankan. Hocam şaşırmış değil. O jöle kullanmış. Saçları kalkmış. Aha bence o korkudan. Şimdi izle. The children are doing their homework. Orada children ne demek hocam? Child biliyorsun çocuk. Evet. Ama s ekini alamayan kelimelerden bir tanesi. Children. Children'la çoğullaştırdım. İzle. The children are doing their homework. Çocuklar şu anda ne yapıyor? The children homework'lerini yapıyorlar yani. Harikasın. Ödevlerini yapıyorlar. Güzel. Nereden anladın şu anda olduğunu? Çünkü r ve ing var. Aring var. Harikasın. Çok hızlı öğreniyorsun. Ing var. Aring var. Bir de aring mi? Ising, aring ve eming var hocam. Allah hani seni kahret. M ve ing. Allah seni kahretmesin hocam, arkadaşlar. Bu Tonguç bugün iyice içip gelmiş belli ki terbiyesiz. Allah derse içmeden gel. Hocam, peki hala. Şey bana cevap verme. Hazır mıyız? Pardon hocam. Please be quiet. Bak bunu sana söylüyor. Bak bunu. Kapa çeneni. Ben öpüyor zannettim ya. Evet öpüyor. İnsan parmağını öper mi ya? I thought it was kissing. Okay I'm going on. Never interrupt me Tonguç. Sorry teacher. Just I'm gonna break your bones. Alright. Kemiklerini oh, kıracağım. Anladın sen onu. Peki hala. Please hocam, be quiet. Zenciler gibi konuştunuz. Onlar da bak farklı. Mesela ben bir tane zenciyle birlikte olduğum. Yani sohbet esnasında şöyle bana şöyle. Bu çok eski yemek. Glass hour. Ne? Ben de öyle dedim. O ne demek hocam? Meğer su istiyormuş. Peki hala. Peki devam ediyorum. İzle. Please be quiet. Emir verdi. Çevir Türkçe'ye. Lütfen. Please lütfen demek. Be quiet'i bilmiyorum hocam. Be all. Nasıl ol? Sessiz ol. Sessiz ol. Mükemmel. Buna dikkat et.
I'm working. Niye sessiz ol dedim sana? Çalışıyorum. Harikasın. Ne zaman çalışıyorum? Şimdi çalışıyorum. Bu cümle burada olmasaydı şimdi çalıştığımı nereden anlardın? Am ve ing var. Aming var. Mükemmelsin. Aming. Neler uyduruyorsun? Aming is in aring. Kabul ettim. Şunu izle. Look. There is a king. İnsanların varlığı için lütfen there is'i there'ı kullanmayalım. Sadece gösterelim that'le. Bunu bilerek bu şekilde hazırlattık. That's doğru mu? That's a king. Harikasın. Look. That's a king. She's wearing a brown coat. Buyurun. Yavaş okuyorum. Türkçe okuyorum izle. Tabii. He is wearing a brown coat. Wearing. Peki düzgün okuyoruz. She's wearing a brown coat. Şu anda ekinin üzerinde ne var? Bu nasıl bir tip? Kahverengi gibi ceket var hocam. Kız arkadaşın bu senin. Hayır hocam. Yani ben bununla zaten çıkmam. Bu nasıl bir şey hocam yani? Bence o sana bakmaz. Peki hala. Düşün yani rezilliğini. Peki she's wearing a brown coat şu anda üzerinde... Kahverengi bir ceket mükemmel. Giyiyor. Ha giyiyor değil. Aslında bunun Türkçesi şu anda üzerinde kahverengi bir ceket var. Anladım hocam. Puton'u kullanmamış. Bir şey soracağım. Nereden anladım şu anda üzerinde olduğunu? Çünkü izing var hocam. Harikasın. 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 Ödüllü sorumuza, ödüllü sorumuza bak. Evet bir daha söyle. İng varsa hocam bir de emizar varsa yapıştırıyorum hocam. Şimdi yapıyor. Şimdiyi şu anı anlatıyorum evet, değil hocam. Mi? Peki hala. Yapayım mı hocam hemen şimdi? Bunu mu? Evet. Hadi yap. Hayır hocam o zaman ne anlamı kadar ödüllü soru. Ödüllü soruya gel. You tricked me, you fooled me. Aynen ya hocam. Pekala, pekala. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şurada İngilizce bir açıklamayla bitirelim mi şu işi? Yapalım hocam. Okay, okay. Now, your first year is to watch previous videos. Ooh. And the next ones, of course, yeah. Social media is very important to you and for me. Dude. But you gotta be staying here a very short time. At the same London. Time, you're just typing Tonguç Academy yeah. because of becoming a member of us. Oh, thanks, I love all you. I Thank kiss you. You.